Bu tabii ki bu Büyükçekmece halkında ciddi bir tedirginlik yaratıyor. İstanbul Büyükçekmece'de seçim öncesi Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP'nin 11.186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddialarını ortaya atmasının ardından polisler belirlenen adreslerde inceleme yapmaya başladı. Taşıma seçmenlerin bulunduğu öne sürülen evlerde bulunan seçmenlere Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası sorularak seçmen olup olmadıkları sorgulandı. Büyükçekmece'de bulunan polis yoğunluğununsa halkı öneye sürüklediği gözlemlendi. Durumdan şikayetçi olan seçmenlerin iddialarına göre polisler eve gece saatlerinde gelip insanların hangi partiye oy verdiklerine kadar sorgu yapıyor. Evet Aydın Bey, evinize 5 kere polisin geldiğini söylediniz. Evet, şimdi bir de kameraları anlatırsanız yaşadıklarınızı çok çok seviniriz. Dünden beri kardeşim ben gece çalışıyorum. Dün 3 defa, bugün 2 defa gelindi. 5 kişi de ayrı ayrı geliyor polis diye sivil. Benim eşim imza veriyor her gelene. Yani polis diyor, veriyor. Ben bunların polis olduğundan da emin değilim. Ben kendim bu sabah saat 8'de işten geldim, gece bekçilik yapıyorum. Geldim kapının önünde iki sivil polis. Kimliklerinize bakayım, baktım. Baktım normal seçim şeyi. Ondan sonra kardeşim ben imzaladım. Peki dedim. Dünküler neydi dedim, biz onu bilmiyoruz dediler. Ben arkamdan yattım, burada komşularım da şahittir. Yattım bir saat sonra tekrar gene sivil polis diye geliyorlar, eşimden imza alıyorlar. Dünden beri benim eşimden 3 defa imza alındı. Bir de benden alındı 4 defa. Bu neyin nesidir? Ben bunlardan şikayetçiyim, ben şikayetçi olmak istiyorum. Suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Aklen bu nedir bu? Dünden beri gece yatamıyorum, dün hiç uyumadan işe gittim ben. Benim evime 3 defa gelip polis bastı evime. Suçumuz ne bizim? Gece de mi geldiler? Akşam geldiler. Yani bizim suçumuz günahımız da kardeşim. Sonra ben verdiğim oyu söylemek zorunda mıyım? Size kime oy verdiğinizi bunu polis diyen insanlar soruyor. Kime oy kullandınız? Yani kime ne benim oy kullandığımdan? Yani bu evet. Söylemek mecburiyetinde değilim. A partisine veririm, B partisine veririm. O beni ilgilendirir değil mi? Evet. Yani bunu benden talep ediyor, kime oy verdin diye. Bu nasıl bir şeydir yani? Ben yardımcı olun bana yani ben. Evimizde rahat değiliz kardeşim. Bu kadar şikayetçiyim, davacıyım. Yıllardır siz zaten burada ikamet ediyorsunuz. Evet belli. Burada oy kullanıyorsunuz. Evet. Ne oldu da bu sefer geldiler? Şimdi kızım bu sabah ben yattıktan sonra bak orada Melek gel kızım buraya. Melek gel. Bak bu 14 yaşında. Bu kızı arıyor polis. Bunu oy kullanmaz, bir şey etmez. Bunu niye arıyor? Yani bunu bu kız üzerinden geliyor. Yengen bak eşim bu. Yengenden imza alıyor. Melek Oğuz. Tamam Melek Oğuz bu. Ya 14 yaşında bu. Bu oy kullanmaz, bir şey etmez kardeşim. Sen bu kadından, bu kadın cahil. Melek Oğuz adına imza alıyorsun. Niye alıyorsun imzayı kardeşim sen? Ne için? Ne için alıyorsun? Al burada komşuların hepsi biliyor bizi. Ya bıktık yeter be kardeşim dünden beri. 5 defa polis bastı benim evimi. Nedir bu yani? Ben böyle evde yaşıyorum ama 500 lira, 1 lira ben kendimi satmıyorum, oyumu satmıyorum. Namusumla şerefimle yaşıyorum. Bak yaşadığım eve. Ben oyumu satmadım. Satmıyorum. Bunun için mi geliyorlar bana yani? Evet, Büyükçekmece'den son durumları aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şimdi yine Büyükçekmece'den bir vatandaş yanımızda, Mehmet Ali Dursun, bize yaşadıklarını anlatacak. Dün sabah saatlerinde dairesine polisler gelmiş ve neler yaşamış şimdi kendisinden dinleyelim. Mehmet Ali Bey merhabalar. Merhaba. Alalım neler yaşadığınızı. Yani şimdi sabah saat 8 çok civarındaydı. Hanım kaldırdı, yatıyor, uyuyordum. Geldi, dedi ki polisler gelmiş kapıda, kalk dedi. Kalktım, hayırdır dedim. Vallahi bilmiyorum dedi. Neyse ben gittim. Kapıyı açtım, baktım kapı koridorda bekliyorlar. Buyur dedim. Burada dedi, burada mı oturuyorsunuz? Burada oturuyorum dedim. Kaç kişisiniz dedim, 7 kişiyiz nüfus, hepsi sizin mi, yani çocuklar sizin mi, bu çocuklar sizin mi? Evet, ellerinde bir belge şey vardı, kağıt vardı, işte isimlerimiz artık bir şekilde getirmişler, nerede, muhtarlıkta mı, nüfus müdürlüğünde mi, onu bilemem ben. Zaten çocuklarımın isimleri hepsi yazılı. Şu çocuklar senin mi? Evet benimdir dedim. Beraber mi yaşıyoruz? Beraber yaşıyoruz dedim. Ondan sonra kimliği istedik, kimliği verdik, baktılar. Sonradan TC numarasını bir tutanak çıkarıp tutanağa yazıyorlar. İşte TC numarasını falan yazdılar. Ya nedir bu, neyle ilgili? İşte burada oturduğunuza dair
burada mı oturuyorsunuz dair o böyle bir tutanak tutuyoruz. Neyse yazdılar. Bütün çocuklarımızın isimlerini falan yazdılar. Ondan sonra imzala dediler. Yani aslında imzalamak da istemiyordum. Fakat ben okuyayım dedim. Tutanağı aldım. Fakat ışık fazla ışık olmadığından dolayı yazılar da ufak olduğu için tedirgin oldum ben. Yani imzalayayım imzalamayayım diye İklemde kaldım fakat hadi dedim imzalayayım. Ben bir korkum yok, bir şeyim yok. Ben zaten burada yaşıyorum. Büyükçekmece'de ev benim. Herhangi bir benim bir suçum yok, bir şeyim yok, bir sorunum karakolla şuyla buyla yok. Ve imzaladım. Yani şimdi bir de benim zoruma giden şu. Ya işte hanıma demişler ki ya bu çocuklar kaç anada kaç babada. Benim zoruma bu gitti doğrusunu istersen. Eğer bunu bana söylemiş olsaydılar ben de kendilerine derdim ki ya peki sizin kaç babanız vardır veya ananız vardır. Yani böyle şey olur mu ya? Yani benim bak bunu bana söylemediler. Söyleseydiler yani ben Allah bilir yani ben yani şimdi ya ben de bir devlet memuruyum. Evet emekli olmuşum. Fakat hani ben böyle bir şey görmedim. Yani bugüne kadar gerçekten bu yaşa geldim. Ben böyle bir şey görmedim. Ya olacak şey mi ya? Yani şimdi bir seçim oluyor, olur. Ha sonradan ben işittim ki, bildim ki ya bir araştırma yapılıyor herkes. Yani ben sadece bana geldiklerini anladım ama baktım ki bütün bina ve çevre polis dolu. Resmi olan, sivil olan herkes. Sonradan öğrendim ki bu seçimle ilgilidir. O bizi ilgilendirmez tabii. Yani biz herkes hürdür, herkes özgürdür. Ya demokrasi varsa yani istediğin partiye oyunu verirsin. Son durumla ilgili biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz burada. Sizden de buradaki son durumla ilgili gelişmeleri rica edeceğiz. Özellikle Nüfus Müdürlüğü'ndeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabası çıkan kişiyle ilgili de konuşmak istiyoruz. Neler söylemek istersiniz? Nüfus Müdürü Cumhurbaşkanı'nın akrabası. Bizdeki bilgiler de böyle. Bu 18 Ocak'ta gözaltına alınan eleman sahte seçmen yazdığı ifade ediliyor, iddia ediliyor. Fakat bu seçmenler donduruldu zaten. Seçime 753 kişinin seçmenlik hakkı kaydı donduruldu. Burada seçimi tesir edecek o soruşturmadan kaynaklı bir şey yok. Ama daha vahim bir şey var. Kaymakam bu konuyla ilgili muhakkiki Ocak 20 Ocak'ta görevlendiriyor soruşturma için. Enteresan muhakkik kaymakama raporunu 1 Nisan'da seçimden bir gün sonra veriyor. Bu burada tam bir komplo olduğunu, milli iradeye bir komplo olduğunu açıkça gösteriyor. Şu anda Büyükçekmece'de yüzlerce polis ekibi evlere kapısını çalarak vatandaşları bazen taciz etmek suretiyle bazen tehdit etmek suretiyle vatandaşları yalan beyana zorluyorlar. Vatandaş beyan ediyor. Polis diyor ki hayır işte burada ikamet etmediğini söyledi diyor ve bu imza atmaya zorlanıyor. Bütün bunlarla ne murad edildiğini artık Türkiye'de herkes biliyor. Sandıkta kaybettiklerini masa başında gasp etme arayışıdır bu. Buna müsaademiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi bölgede şu anda milletvekillerimiz burada. Ben buradayım. Genel Başkanımız Veli Ağbaba ve diğer genel başkanımızlarımız burada. Çalışıyoruz. Biz de şimdi bize çok sayıda şikayet yağıyor. Vatandaşlar bizi arıyor. Partimizi, belediye yetkililerini arıyorlar. Bize zorla kağıt imzalatıyorlar. Ya da aşağıda Fatma teyzeye yazdılar ve imzalattılar şeklinde şikayetler var. Bütün bize gelen şikayetlerin üstüne gidiyoruz. Biz de gidip tabii sade bize başvuranlarla ama biz gidip de polis gibi biz de tek tek kapı çalmıyoruz. Bize başvuran herkesin ayağına kadar milletvekillerimiz, ilçe teşkilatımız gidiyor. Meseleyi dinliyor. Eğer şikayetçiler ise şikayetlerini kağıda döküyoruz. Tablo bu. Burada yani yapılan soruşturmada iddia edildiği gibi 20 bin sahte seçmen kaydı falan yok. Dün de basın toplantısında gösterdim. Son yapılan 2018 seçimleriyle şimdi geçen hafta yapılan seçimler arasında küçük Büyükçekmece'de toplam artan seçmen sayısı 2300. Bunun 760'ı da zaten ilk defa kullanacak genç seçmen. Dolayısıyla bu artış her yerde olan bir artış. Seçmen kaymalı. Giden de olmuş, gelen de olmuş. Buradan Büyükçekmece üzerinden Nüfus Müdürlüğü'ndeki bir soruşturmayı da baz alarak İstanbul Büyükşehir'e çökme arzusu var. İstanbul halkının iradesini gasp etme arzusu var. Nüfus Müdürümüz
konumuzla ilgili değişik şaibe, yani şaibe demeyelim de iddialar var. Cumhurbaşkanının akrabası olduğu iddiası var. Onun talimatıyla buralarda değişik işlerin yapıldığı, yürütüldüğü iddiaları var. Bunların hepsini tabii yargı bir karara bağlayacak. Ama biz öncelikle Büyükçekmece'de İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı tarafından estirilen devlet terörünü şiddetle kınıyoruz. Vatandaş oyunu kullandı, olay çıkmadı. Seçmen listeleri iki defa askıya çıkar, bir kere değil. Bir çıkar, iner, itirazlar olur, iner, bir daha çıkar. Ondan sonra da yine siyasi partilerin itiraz hakkı vardır. Bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra Türkiye'de geriye dönük Uşak, Karahalı'da, Iğdır'da değişik yerlerde seçmen, yanlış seçmenin oy kullandığından dolayı iptal edilmiş bir tane seçim yok. Bir şey de söyleyelim. Şimdi bugünlerde seçimin iptal edilmesi medya tarafından, yandaş ve havuz medya tarafından sık dillendiriliyor. Türkiye'de seçim iptal edilirse gök kubbeyi onların başına yıkarız. Biz yıkmayız, millet yıkar. Millet iradesinin gasp edilmesine seyirci kalmaz. Göz yummaz, duyarsız davranmaz. İki tane durum aldık biz. İddia olarak sizin bilginiz var diye de sormak istiyorum efendim. Burada vatandaş şöyle bir şey dedi. Biz çok tedirgindik seçim sürecince. Çünkü 5000 tane polisin burada oy kullanacağına dair durumlar aldık dedi. Bir de bunun için mevcut kurumsalla ilgili bir duyum da varmış. Kendi ikamet ettiği villasında 27 tane seçmen görüntüyü iddiaları da dolanıyor. Neler? 27 bin? 27 tane. Ha, tane. O vardır çünkü Üsküdar'da, Üsküdar ya da İmraniye ilçeyi karıştırıyor olabilirim, not yanımda değil. AK Parti Belediye Meclis Üyesi'nin 120 metrekarelik evinde 40 tane seçmen göründü. Ve kendisine bu sorulduğunda da akrabalarım spor salonlarından yararlanmak için ikametlerini buraya aldılar diyor. Mevlüt Uysal'ın evi buradan bilmiyorum ben ama doğrudur. Yani bu iş, eğer bir usulsüz iş varsa bu bize yapışmaz. Olsa olsa bu yıllardır bu işleri yapan AK Partililerin tarzıdır diye de düşünmek lazım. Ama tekrar altını çiziyorum. Böyle sudan sebeplerle seçimin iptal edilmesini akıllarına bile getirmesinler. Akıllarına bile getirmesinler. Bu Türkiye'de yeni bir dönem demektir. Öğle sularında binanın kapısına geliyor polisler. Kardeşime, aynı evde oturuyorlar babamla, Aydın Şatır'ın burada oturup oturmadığını soruyorlar. Babam da işte 35, 78, 79 yaşında. İşte annem zaten demas hastası. Geçen dönemde burada oy kullanmıştı. Bazen yazları Membeçi'de gider. İşte herhalde bir içeride orada oy kullanmıştır. İşte 35 yıldır burada ikamet ettiği halde. İşte bunların yaptığı araştırmalar bunlar. İşte soruyorlar kardeşime, burada mı oturuyor diye, kimdir, tanır mısınız diye. O da zaten espriyle yanıt veriyor. Ondan sonra çekip gidiyorlar. Yani böyle bizim duyduğumuz bir sürü şey var. Bu bizzat benim kendi babamın yaşadığı bir hikaye. Bizde böyle bir şey de yok. Yani biz annemize de oy kullandırtmadık. Demas hastası olduğu için dedik ki yani iradesi zaten yok şu anda. Yani bu da dedenin Cumhuriyet Halk Partili. Ona rağmen sedyeyle de götürebilirdik ama hani süreçte akli sürecini yitirdiği için bir oy kullanması da çok şey değil. Yani çünkü bizim öyle hırsızlık gibi, oy çalmak gibi bir derdimiz yok. Ama bu polisler nerede, nasıl liste almışlarsa, kim vermişse bunlara bu listeleri. Burada yıllardır ikamet, ben mesela başka arkadaşlarımın da evlerine gittiler, bildiklerim var. En az benim bildiğim 3-4 kişiye daha. Hatta gelenlere söylüyor arkadaşlar, şimdi niye geliyorsunuz? Daha önceden biz burada yıllardır oy kullandık da niye gelmediniz? Şey demiş polislerde, işte şimdi şikayet oluştu şeklinde. Yani kamuoyunda algı operasyonu yapmak için yapılan şeyler bunlar. Nasıl söyleyeyim? Hani bir usulsüzlük varmış, hırsızlık varmış gibi. Genelde de dediğim gibi yıllardır burada ikamet eden insanların evlerine gidiyorlar. Mesele bu. Şöyle, cezeleri özellikle evlerine giden insanlar, hani bize cede gelmediler ama giden insanlar evet, gayet tedirgin. Bazılarına da kime oy verdiniz diye de sorduklarını duyduk tabii. Onu kesin sormuş. Evet, öyle duyduk ama yani ben görmedim bunu tabii yani gözümle. Ama bu tür dedikodular ya da işte söylemler Büyükçekmece'de dolaşıyor. Yani özellikle gece yapılan operasyonlar, sen burada niye oturuyorsun? Burada mı oturuyorsun gibi. Hani kişilik haklarında sıkıntıya sokan şeylerle burada halk karşılaştı Büyükçekmece'de. Hani benim evime gelmedi, babamın evine işte öğle saatlerinde geldiler. Kapıdan kardeşimi gördükleri için, belki görmeselerdi yukarıya da çıkacaklardı. Hani onu bulunca hani teyit almış oldular, gittiler.
Hani bu listeleri neye göre alırlar? Kim veriyor bunlara? Onu da bilmiyorum. Ama 30 yıldır burada oturan bir insanın evine gitmek, şimdi yani bu işin plansız, yani gerçekten hukuka dayandırılmadan yapıldığı şey aşikar yani. Bu bir şey araştırırken bunun bir şeyi olur. Bir şeyden şüphelenirsiniz. Şimdi 30 yıldır burada ikamet etmiş muhtarı akrabası. Yani böyle bir insanın evine gitmek hangi veriyle hangi gerekçeyle gidiyorsunuz? Yani o da yok. Geldin burada mı oturuyorsun? Yani niye geldin? Yani neyi soruyorsun? Yani ne oldu? Hırsızlık mı yaptım? Ya da sahte oy mu kullandım? Ne? Yani listeler 11 bin kişi nasıl oluşturulmuş? Öyle diyorlar. 11 bin kişinin evine gidilecek diye. Yani böyle bir şey var burada. Çocuklar da zaten psikolojileri allak bullak olmuş bizim duyduklarımıza göre. Yani çünkü polisi gören bir çocuk kapıda hani tedirgin olup baba polis geldi diye de bir tedirginlik yaşayabiliyor. Büyükçekmece halkının genelinde büyük bir tedirginlik var bu durumda. Siz neler? Aynen katılıyorum. Yani kapıda görüyorlar çocuklar polisleri, gece evde görüyorlar. Saat 1'de evlere gidilenler var. Yani zaten bunları polisler de biliyordur. Kayıtlarında vardır. Bu tabii ki bu Büyükçekmece halkında ciddi bir tedirginlik yaratıyor. Yani bence oy kullanma psikolojisi şeyine de riayet edebilir. Bir şey bu yani. Bu seçmeler üzerine hani bunlar yapılacaksa da gizli bir şekilde, yani eğer bir araştırma yapılacaksa bu halkın yansıtılmadan kayıtlar üzerinde ciddi bir çalışmayla yapıldı ki bunlar zaten seçim öncesi burada yapıldı. 700 küsür tane oy zaten burada iptal edildi. Ve ondan sonra da Yüksek Seçim Kurulu bununla ilgili açıklamalar da yaptı. Yani sahte oy yoktur, mükerrer oy yoktur diye. Şimdi tekrar bunu burada bu Büyükçekmece halkına yaşatmak. Biraz süreci bittikten sonra. Evet, bunu yapmak hani bu halka gerçekten bir sıkıntı yarattı. Ya o zaten şimdi bu seçim süreçlerindeki itirazlar bile hani bunu gösteriyor. Ama burada bence daha başka bir şey var. Yani bir algı yaratarak belki de buradan doğru hani İstanbul'daki bütün seçimleri iptal etmek gibi, yani bir B planı mıdır bu bilmiyorum ama öyle bir, yani ben öyle hissediyorum en azından.